Evet, merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Fatih Altaysız Şova, hoş geldiniz. <laughs> Saçmalama. <laughs> <laughs> evet. Böyle bir şey yapalım dedik. Seçim ne güzel. sonuçlarını bilmezken. Geçen seçimde de, seçim sonrası sabah program yapmak çok zevkli ya. <laughs> evet, Öyle bundan için. yaklaşık 10 ay önce... Çok üzücü bir şekilde ortaya çıkmıştık Mustafa, oysa evet, evet. bugün güzel bir <laughs> nisan gününde Sen muhalif misin? <laughs> Neyin güzeli? Tanıdığımız bildiğimiz Fulu Tv'de gözlüklü hariç kimse bu saatte uyanmaz diyordum diyor. Yok ya ben sabah insanıyım. Günaydın Ses Türkiye! demişler Hemen sesimizi yükseltelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet şu anda Z ekibi yok. Biz bizeyiz. Çok mutlu oluyoruz. ya Mustafa sabah, ya. en güzel sabah oluyor. Böyle kediler, kahve. Evet. İbadet gibi bir şey buraya gelmek Mustafa. Çocuklar kaç saat sonra gelecek? Oha. Yaren gelmiş olabilir. İki buçuk saat sonra gelecekler. İki buçuk saat ne <laughs> kadar rahat. Biz o arada yeni programlar yapalım. <gülüyor> <şeyler>. <gülüyor> Onlar gelince de çıkalım. Bitti bizim işimiz diye. Bugün evet sesle sorun var mı arkadaşlar? Meksika'da saat 11.30 p.m. canlı yayınları bu saatte yapın. Aslında Mustafa her gün yapmak istedi. Kameramız şurada biliyorsun. Ben Süreyya sana bakmak istiyorum. <laughs> Ses harika. Tabii neden? Çünkü ben yaptım. Mustafa. Abi sabahtan gelelim, çalışalım belli bir saate kadar sonra hayatımıza devam edelim. Derdindeyim. Evet. Ne diyorsun? Ee... Fatih Altaysız Show ismine ne diyorsun öncelikle? <laughs> Fatih. Senin Fatih. yaratıcı... Bir de ya evet ya. Konuyla ilgili olarak. Kayınvalidesinin de... verdiği muhteşem <laughs> saati takarak. Oğlum bu arada çok güzel saat o. Teşekkür niye ederim. Niye takmıyorsun <laughs> Fatih abi ufak detaylarda gizli. gizlisin. Şimdi Fatih abiyle Bu arada dün çok büyük bir yayın başarısı evet. şey yaptı. Bize kızmasın şimdi. 230 bin miydi? Neydi bir Ya niye kızsın? Çok harika bir iş. Onun e, Vahit galiba e, WhatsApp, şeyden, Whatsapp'tan atmıştı. Dur söyleyeyim. E, 200. Programımız, programımız, programımız pardon. Programımız eser miktarda Fatih Altaylı içermektedir. E, 215 bin seyredilmiş, 60 bin Cüneyt Özdemir, 7500 Nevşin Mengü, 3500 Fatih Portakal, Medyaskopu da buraya koymuşlar 1300, bir de T24. 102 ile 6'ncılıkta. Evet, haritayı getirdim Mustafa. Böyle bir teknolojiye de sahibiz. inanılmaz değil mi? Gerçekten çok güzel bu. Geliyorum, konuşuyorum. Ara bir de... ara açıp bu haritaya bakmak istiyor insan. Fikrinin <laughs> çok önemli olduğunu zanneden, ellerinin altında kanal olan adamlar çıkıp çıkıp konuşuyorlar. Ya evet ben dün çok seyretmedim. Sen her şeyi seyrediyorsun. Ya ben dün söz vermiştim kendime. Hiç bakmayacağım diye. Çünkü artık kaybetmekten de usandığım, sinirimin bozulmasından da usanmıştım. Herkesin ümitlerinin bittiği noktada sen gel seçim kazan. <laughs> Sinir en çok şuna sinirim bozuldu. Ben dünden beri bir numaralı hissim söylüyorum sana. Hı hı. Oğlum ben 30 senedir seçim kazanıyorum. Bu yeni gençler seçmenler bir milyon mu kaç milyonsa adamlar geldikleri gibi kazandılar ya. Oğlum <laughs> Çok kötü değil mi? Yani şöyle herif çıkıp bana yarın dese ki ben yani 20 senedir bızbız bız ediyorsunuz seçim AKP başımızdan gitmiyor vesaire diye. O kadar da abartacak bir şey yokmuş. Bak ne güzel biz geldik işi bitirdik deseler söyleyecek lafım yok. Yani. Bu harita ne ya alo demiş birisi. Bu harita dün geceki seçimin hmm. şu an hürriyetten canlı olarak aldığımız harita bir sorun mu var? Evet. Ee, Yozgat'la Şanlıurfa'dan başlayalım. <laughs> Yeniden refah Şimdi arkadaşlar ben burada bir açıklama yapmak istiyorum. Ben aslında <laughs> Nevzat Hoca ile bu seçimi bilmiştim. Gülse <laughs> demiş ya. Bir sonraki seçim. Dün Gülse aradı evet. Mesaj attı. Ee, abi CHP kazandı. Yeniden Refah kazandı. Onun dışında herkes kaybetti. Ee, ulan ben vallahi tahmin etmiştim biliyor musun? Korktum söylemeye bu sefer. E, evet abi artık. Yani sen sürekli kaybediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey ilginç. E Türkiye'de şey yemiyor. Ben değil bak bu olacak hani. <laughs> Abi mı? bak adam bu zamana kadar ne yaptıysa hiç kimse tepki vermedi. Bilemezdi ki tehdit <laughs> ettiğinde Türk insanının tepki göstereceğini. <laughs> ne işte yok yerel aman bak genel şey bizde merkez biziz. Bizi yerelde seçmezseniz para götürmeyiz, bilmem ne, size yardım etmeyiz, destek olmayız. Şehriniz gelişmez. Ona göre dedi. B. Abi içimin yağları eridi dün. Fatih Altaylı <laughs> şey yaptı ya. <laughs> Yine programımız eser miktarda Fatih Altaylı. <laughs> Fatih Altaylı içermeden Türkiye'de program yapmak mümkün değil. Aslında mümkün kadar. de şey dün çok başarılı. Özlem'in de tabii çok büyük katkısıyla. Özlem Gürses'in. iki tane gazeteci çıktılar şıkır şıkır iş yaptılar. <laughs> Harikaydı. Ben ama daha zevkli bir şey yaptım. Hı. A Haber ve CNN Türk arasında gidip geldim. Abi o çok TRT ile A Haber komik. Aslında aynı komiklik şeyde var. Ben tabii ki Anka'ya takığım. Nefret ediyorum Ankara'dan Sürekli Niye? ekran görüntüsü aldım. Abi şöyle o kadar manipülatif olduğunu düşünüyorum ki. Tunca Özkan'ın mı o Bilmem. Abi inanılmazlar. Geçen sefer de öyle. CHP'yi hani öyle bir halkın moralini CHP'li seçmenin moralini yüksek tutmak için tepeden başlıyorlar. Çok komikler. O <laughs> konuda Anadolu Ajansı daha güvenilir buluyorum. Yani sonuçlardan sonuçta, geriye baktığında... Sonuçta hepsi ikisi de ortalama e, buluyor zaten. E, o kadar değil çok. Yani en son sabah karşı artık buluyorlar da... ...başından itibaren şeyi takip etmek biraz daha fikir veriyor. Daha hükümete yakın Anadolu Ajansı'nın. Kusura bakma ben bir yandan da seyircilerimize bakıyorum. Tabii tabii sen zaten her şeyle ilgilen. Onunla bununla... bununla İlker Hoca de... kendine neden bu işkenceyi yapmış? ki? Ya olur mu kardeşim? Adamlar ne diyor? Ahmet Hakan çok güzel açıklamalar yaptı. O kaçtı diyorlar yayından doğru mu? <laughs> Kaçmadı da işte. Ne uykusu mu geldi ya, doğru. çok güzeldi orası ya. Ben, Orayı, ben abi ben fenomenolojik fenomenolojik olarak yaklaştığım için heriflere merak ne ediyorum. O. Ne yapıyor herifler yani? Fenomenolojik olarak yaklaşmayı <laughs> bana da açıklarsan insanlar anlasınlar. <laughs> yani büyük resimde insan psikolojisine falan baktığın zaman çok enteresan. Yani kazanınca herifler bayram ediyorlar ya ben onlar kazandığında da orayı seyrediyorum. Yani Halk TV'yi seyretmek çok eğlenceli değil benim için. Halk TV artık sözcü biraz daha. Ben de mesela şeyi başarılı buldum. Az seyredilmiş ama iki tarafa da iki ajansa da parayı verip çok güzel stüdyosunun ışığı olan bir sürü önemli insanın çıktığı sözcünün canlı yayını beğendim. Mesela Fatih Altaylı'nın ışığı kötüydü. O da YouTube kanalı. Işık gibi zaten. Kanalı zaten senin uzmanlık evet. Yani onlar da çok Işık güzel. Mustafa ara ara bana öyle mesajlar atıyor. İş, kötü. <laughs> ha, bunlarla biraz sonra oynayacağım. <laughs> evet şu an oynuyor sayın seyirciler. Oğlum çok zevkliymiş. Benim sesimi bozdun yalnız farkında mısın? <laughs> şey... E... bu böyle oldu bir <laughs> dakika? sen oynuyorsun her şey her şeye dokunma. Evet sesim normale döndü. <laughs> eee... <gülüyor> Bak haberde <laughs> kavuşuydu. <laughs> Hayır onlar da şeyden başladılar. Şimdi nasıl <laughs> e, şey Batuay'ın gösterisinde olduğu gibi hani İzmir, İstanbul bilmem CHP'nin kazandığı yüksek olduğu yerlerden başlıyorsa diğer tarafta şey evet şimdi Aksaray gelsin Kayseri'yi açalım işte Konya ne durumda falan diye başladılar. Ya dün bir şey hissettim. <laughs> çok arkadaşlarımın bir şey söyleyeceksin. Sevmediği canım. fikrim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevdiğimi hissettim. <laughs> abi. Oğlum yapma böyle. Büyük linç gelir. Tamam gelsin. Yani Adam şu... <laughs> ayrıldığı anda CHP patladı. Ya. Buradan da bakabilirsin. Abi bence dün Özgür Özel'in konuşmasına bayıldım herkes gibi. Ama bence Özgür Özel'den lider olmayacağını düşünüyorum ya. Yani. Allah. Ya Hı. böyle bir günde bari bunu yap. Tamam yarın konuşuruz bunu. Doğru söylüyorsun <laughs> ama abi Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli ki yaptığı şey yanlıştı. Bir ülkeyi şeye sürükledi, kaosa vesaire. Yani bir ülkeyi birliğe sokmaya çalıştı. Gerçekten çok yanlış bir şey yaptı. <laughs> abi ben ona inanıyorum. Yani günün birinde Türkiye hızlanacaksa işte bu bütün birbirinden ayrı parçaların bir ortak paydada yakınlaşmasıyla olacak ama demek ki biz hala güçlü lider ülkesiyiz. Yani bunu... Evet o, o, tamamen netleşti artık. Açık açık yapmadan mesela İstanbul'un kazanılmasında DEM Partisi'nin halk adıyla bilinen şekliyle Kürtlerin mutlaka bir desteği olmuştur. Evet. E şimdi bunu açık açık çıkıp da biz DEM Partisi ile ortaklık yapıyoruz deselerdi olmayacaktı herhalde. Böyle <laughs> alttan alta vesaire Bakın, e, Kemal Kırsızlı bunu çok açık açık yaptı. Şey, Faysal. bizim Vahit falan bu program Vahit de içermemektedir. O çok yani Vahitsizler <laughs> bir sonraki bölümümüzün ismi olacak. Her, evet her bölüm isim değiştirmeyi düşünüyoruz. Fatih Altaysız iyi bir isimdi ama çok güzel haftaya isim. başka bir isimle. Her pazartesi yapacağız bu programı şimdilik. Bu arada ateşleyebilirsiniz Flu TV'ye. Ee, ya... Fazla yaşayınca bizim gibi Ho. şeyi hatırlıyorsun. Bu denendi Türkiye'de daha önce. Bak İsmet Sezgin. Hmm. C Hüsam Hüsamettin Cinduruk. Yıldırım Akbulut. Tabii. E hatta şey Davutoğlu. Yani, Davutoğlu en kötüleriydi ama evet Davutoğlu şu gidiyor. olmuyor demek ki Türkiye'de. Ben abi ben değilim ama Mustafa bak çok iyidir hani ona veririm. Onun bir <laughs> adı da var ne e hatırlamadım şimdi şeyci geçici bir süre Ha şey emanetçi. 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 Emanetçi Batır. olmuyor bizde ya. Çok ilginç. Onu bak Çillere karşı denemişti. Hı. Demiral olmadı. Ya olmuyor. Mesut biz... Yılmaz'ı Mesut Yılmaz'ı da hiçbir zaman seçmedi bu halk. Yani seni kabul etmedi mi? <laughs> mümkün değil abi. Çok nefret edeceğim bir şey söyleyeceğim ama. Mesut Yılmaz'ı yani başkaları hep Mesut Yılmaz benim akrabam mı? <laughs> hayır şöyle hayır, getireceğim konu insanların fanatizmini çok dokunacak ama Fenerbahçelilerin şöyle bir lafı vardır. Bizi Mesut Yılmaz'a sorun diye. <laughs> Niye? Ya abi adam hasta ileri geri konuşmuştu sonra gördü seçimde boyun ölçüsünü. Evet Mustafa bu arada bunu bile 2500 kişi izliyor. İnanılmaz bir şey. Sabah Burak, ilk işine giden insanlar. Bu rakamlar iyi rakamlar mı? Ben Hı? normalde spor programlarını izliyorum maçtan sonra. Onlar 50-60 binlerde ya. <laughs> bir Fatih Altaylı değil elbette. Abi Fatih Altaylı adam gazeteci. <laughs> Fikirlerinin bir önemi var. Araştırıyor, yorum yapıyor. Biz burada ne osuruktan teyyare... Ondan sonra da Adana'yı... <laughs> <laughs> bu arada Yaren Bildi demişler. Evet Yaren Bildi bu sefer. Yaren Bildi. Evet Yaren Bildi. Acaba Yaren... Dur yazmıştı o. Kime oy verdi bizim bebeler. Şimdi şu haritaya bir daha bakalım bir dakika. Yaren şöyle saçma bir şey söylemişti. Bimlemler de TKP, Bimlemler de tipe, Bimlemler de CHP verdim falan gibi böyle bir combo yapmış onlar. Şimdi abi haritayı görüyoruz. Sen bakarken şeyi söyleyeyim ben AK Parti yani ha bu belediye başkanlığı seçimlerinin ortalaması %35.4 hala iyi aslında. Yani abi şöyle ilk defa çok uzun süredir ikinci parti oldular. Yani evet, inanılmaz bu, bir şey Tabii ki geceden sabah <laughs> şeyimiz değişmeyecek, hayatımız <laughs> değişmeyecek. Ama bu bir şeydir yani insanların enteresan bir şekilde bir parti üzerinde toplanması ama şeyi atlamayalım tabii. Yine bütün insanların eğlencesini, mutluluğunu bozmak için söylemiyorum ama yerel seçim dinamikleriyle genel seçim dinamikleri aslında bambaşka şeyler. Yine de sen bayağı seyretmişsin dün yorumları bakıyorum. Yok şunu biliyorum abi hayatım boyunca belediyeyle de çalıştım. Genel idareyle de çalıştım. Bambaşka paralar, bambaşka güç dengeleri. Yani oradaki şey ama... Yalnız yerel daha önemli aslında. E, ben mesela oy vermeye gitme motivasyonum... İhale almak mıydı? En birinci <laughs> anlamda muhtarı garantiye almak için gittim ben. <laughs> e tabii oğlum en çok onunla hani yüz yüzeyiz bir derdimiz olduğunda muhtarı arıyoruz. Adnan Bal. Yaren verileri Astral'den almıştır. Acaba Yaren geldi mi bu arada? Biz Flu TV'nin yeni küçük stüdyosundayız. Bu küçük stüdyoyu Saro çok seviyorum. çok seviyorum ben de. Aslında herkesi kovup buradan ikimiz böyle takılsak Ay, çok fark içeriden... etmez mi? kapıyı kitlesek <laughs> ve burada takılsak insanı. Ben kilidi iptal ettim abi ama. <laughs> ben de şey var çocukluğumdan beri. Bu um... Dur dur pardon unutma bunu. Bilal Aksar demiş ki Ekrem veya Mansur adayı olsaydı kazanacaktık. 5 yılımızı kaydet, kaybettik sizin yüzünüzden diyor. Katılıyor musun buna? Bizim yüzümüzden mi onların yüzünden mi? Yani işte ikisi. Oğlum adam aday olmadı ben ne yapayım ya <laughs> Allah yani Allah. belki de burada. arada inanılmaz iyi oldu biliyor musun? Ne? Ekonomi hala AKP'nin sırtında kaldı. Hayır, şöyle olacak abi işte. Niye Belediyeleri aldılar diye mi oldu diyecek? Evet. Şimdi, Şimdi sence Erdoğan ne yapacak? Ben Erdoğan tanıyorsam ne yapacağını tahmin ediyorum çünkü. Yani yaşadığı sürece ne yapacak diye söylüyorsan. <laughs> yok. Hmm, abi şöyle yeniden toparlamaya çalışacak. Kendisi bir daha aday olamıyor ama aday bir şekilde olmak isteyecek. Yeniden... Bir 3-4 gün çıkmayacak bir defa. Hep onu yapıyor. Hmm. Bir 3-4 gün bir düşünme süreci. Vallahi, bir fırça en... herhalde Murat'a falan. Artık fırça atacak adam da kalmadı ki <laughs> etrafında. Murat etrafına. Kurum. Zavallı yani şimdi her şey Murat <laughs> Kurum'a mı kaldı? Murat zaten hani gel dendiğinde gelmiş bir beyefendi. Yani ona kızsan ne olacak kızmasan ne olacak? O da haklısınız beyefendi der. Şey kötü bak. Bir iş kötü gittiğinde üzerine sorumluluk atamayacağın insan olmaması çok kötü etrafında. Bunu sen çok yaparsın bana yapar. Tam tersine sen mesela hani Arada şey gelir sayın yine... seyirciler şey der. Flu TV birkaç arkadaşımla konuştum. Birkaç arkadaşımla konuşmadın. Kendim... Flu TV çok kötü gidiyor. Hay Allah'ım ya. Diyorum ki eğlenceli bir şeyler yaratıcımız olarak bir şeyler çıkar vesaire. Çok eğlenceli bir sabah biberleri programı yarattım işte al sana programı. Evet evet. Bizim fikirlerimizin çok önemli olduğu <laughs> bir program niyeyse. ya ben dün ana baktım. Bütün kanalları açıyorum bir takım herifler böyle. Ulan peki ya, haftalardır aylardır Vahit'e de. Vahit de bizi seyrediyor sonra da söylüyorum. Bu saat Madem seyredemez. bu kadar akıllısınız. <laughs> niye bunun böyle olacağını söylemediniz? Abi Vahit bir ay önce şey dedi. <laughs> aradaki fark %3'den fazla olursa Ekrem İmamoğlu bile inanmaz dedi. <laughs> Hep Şimdi şöyle Ekrem İmamoğlu değilsen bu lafı edemezsin ya. Çünkü bu şey hepimiz aslında Vahit bile ki aramızda en çok bilen bir yerlerden okuyup birileriyle konuşup bir anketlere bakıp bir fikir oluşturuyor herkes. Ama gerçek bambaşka oluyor ya. Oğlum bana bu, bunları oynatacaksan bu, bu, ben bak, yaren bak, bak gibi şimdi, olurum. Bir şaka yap. Fatih Altaysız. Gerçekten inanılmaz bir şakaydı. <laughs> Harika düşündün. Zaten her şeyin çözümü var burada Mustafa. Sadece Yaren <laughs> o kadar oynadık insanlar tabii çok yoğun olduğu zaman sıkılıyorlar. Gerçekten zamanla bir şey yaptığımız zaman bunu kullanıyor olacağım. Şimdi. Peki, ha. E, Ekonomiyi diyorduk. Ekonomi. E, evet şimdi şey olacak. E, oğlum bak işte CHP kazandı tırnak içinde belediyeleri. Dün, o yüzden bir dakika dün A haberde olmuş, dün bak, bak A haberde sana, öyle demediler ha, daha saat erken değil mi? Dün A haberde ödemediler abi. Ne dediler? CHP kazanmamış aslında. Ay e işte a, Ahmet a, Hakan şey dedi. <laughs> o çok iyiydi ya. Oğlum, Ahmet <laughs> Şimdi adam baktı nasıl olsa Erdoğan'lık bir durum yok. Yani aman diyeyim, sakın. Erdoğan kaybetti. Erdoğan'lık bir durum yok. o <laughs> Ve halk uyarmak istedi dedi ve uyardı ve bu dersler alınacak tabii ki bu arada ben de gidiyorum görüşmek üzere değil gitti Ben üç buçukta mı <laughs> dörtte açtığında şey vardı halk sarı kart mı gösterdi kırmızı kart mı onu tartışıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Halkın... Yenilmek daha genel konuşalım yenilmek konusunda ne düşünüyorsun? Sen ben... bir Fenerbahçeli olduğun için kötü bir yeniliyorsun. Hayatım boyunca bu, bu topa girmeyeceğim <laughs> sende ama hayatım boyunca o kadar çok yenildim ki. Bir yerden sonra bak Duygunun şimdi girdiği ruh haline Ben çok yıllar sonra girdim Keşke onun yaşına Nedir o? girseydim Yenilmeyi umursamamak ye Yenilmeyi o kadar içselleştiriyorsun ki Kazandığın zaman mutlu oluyorsun Normalde normun kazanmak olduğunu Buyur, düşünürsen Bu haber sizlerden çok izleniyoruz canım. Yarın çağıralım <laughs> Ey, Nereden TV. baktığınla alakalı <laughs> sürekli normalin kazanmak olduğunu düşünürsen kaybettiğinde çok üzülüyorsun. Normalin bak şu andaki mesela mutlu insanların AK Parti karşıtlarının yaşadığı mutlu kim ne zaman yaşamış? Duygusal uyanmış inanılmaz bir şey ve <laughs> sağ olun Mustafa Bey diyor. Yok o şöyle tekrar yatar daha da bir <laughs> şey <çeyrekler. gülüyor> Yat kızım sen. Ya sabah erken kalkmak harika bir şey ya. Niye bu Z kuşağı kalkamıyor? Bilmiyorum. Ben de tam tersi uyuyamıyorum. Abi dün halkın nabzını tutmak için sokağa çıktım <laughs> tabii ki. Saat 12 demin arabayla Beykoz'a kadar deci. gittim evet. Hı. garip bir iş yapmış. 4 saat trafikte kaldım oğlum. Her herkes <laughs> oğlum manyak mısın sen ya? Yani? Hiç nabız da tutamadım. Mal gibi öyle trafikte bekledim. <laughs> ee, ne oluyor peki? Sevinç... Abi herkes konvoy'a çıkmış. Ama özellikle böyle sahil yollarında bir de kimin çıktığı da belli değil. Şimdi... Ama şeyi anlamıyorum. Yüzde otuz yedisi CHP'ye oy verdi halkın. Yüzde altmışı hala vermedi. Ya hayır ama o yüzde altmışın da ciddi bir kısmı şey. Onlar da aslında. E, abi evet şimdi mesela Beykoz'dan geçiyorum. Herkes dışarıda <laughs> konvoy. İnternetten bakıyorum Beykoz'u kim kazandı diye. Çünkü AK Partisi de çıkmış CHP'si de çıkmış. Fatih e enteresan bir sonuç verdi. Neredeyse kazanıyordu. CHP Beyoğlu mu kazanmışsınız konusunda. bu arada? Abi inanamadım. Evet. Yani bana Mertcan yazdı saat 8'de beni. Evet sen olmaz dedim. Olmaz öyle şey dedim. Çünkü o kadar mutluyum ki. Gerçi Johnny şey... Nelson diyor ki 6 aylı 1 yılda 900 bin takipçi yapmış flu bir şeyler yapmalı. İşte şimdi... saat takarak başladık. <gülüyor> <gülüyor> ya Fatih abinin nasıl öyle olduğunu biz biliyoruz. Oğlum Fatih'le biz nasıl boya içelim ya. Evet. 6 Altaysız program yaparak kendimizce mücadele etmeye çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu yine kaybetti demiş Ömer Doğan. <laughs> Mahir Polat'a yazık oldu. O kimdir? Mahir Polat Fatih adayıydı. Çok istikbal vadeden ki herhalde o siyaset sahnesinde görmeye devam edeceğimiz böyle pırıl pırıl politikacılar var ya onlardan bir tane. Senin şey ne oldu? Sen niye çıkardın? Bana onun hesabını versene. Taylan Yıldız Flu TV'ye niye çıkardın? Kazanacağına inanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <laughs> <laughs> <Evet. Aynen. gülüyor> Ama bak kazansa bu efekt olurdu. Taylan Yıldız Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz de encümen azası olduk. Şey. <laughs> Oğlum e şeyi de çıkardık. E Onu diyecek. E nasıl, nasıl? maruki Niye çıkardı? O kaç aldı? Abi en son MHP ile kafa kafaya ikinci parti olmaya çalışıyordu hmm, en son. İşte %11'ler 12. Değil. Fena değil. fena değil. ama ne oldu? yani şeyi anlıyorum. Programda da söylemişti. Bu insanlar artık Siyasete girdiler. Politikayla uğraşıyorlar. Oradan geri dönmeyecekler. Mahir Polat da. Nasıl Mahrik'i Ama bu zor bir iş. Mesela şeye bak şimdi. Hanımefendinin adı neydi? İyi Parti. Yüzde üç olduğu Hanım. için ismini unuttum. Meral Hanım. Adını çok çabuk unuttun yalnız. <laughs> abi o kadar zor bir durum ki artık yani. Bitti. <laughs> bak böyle hani. Bitti. <laughs> Yok oğlum siyasetçiler bitmez. Şöyle abi çok. Şimdi bütün bu... bu... Nasıl söyleyeyim? Vatansever diyorlar ama ben de vatansever, ulusalcı, Türkçülük üzerinden politika yapan MHP'si, işte Vatan Partisi, İyi Parti toplasan yüzde on zar zor aldılar abi. Ee, Demek ki her gören demiş ki İlker Bey program içeriği nedir? Neden buradayız demiş? Program içeriği iki adamın son derece saçma fikirleri. Kürd <laughs> TV'nin bütün programları gibi. <laughs> Ulan hayvan gibi Fatih Altaylı seyrediyorsunuz bunu da, bunu da seyredin ne var yani biraz da bize verin. Ölür yani. müsünüz? Şey <laughs> e, öyle abi sabah konuşmak istiyoruz konuşuyoruz. <laughs> evet ne güzel ya. İki adam konuşuyor 3500 3700 kişi. Habersizlerin rekorunu kırıyoruz sayın seyirciler. Abi ben söylüyorum <laughs> yanlış saatte giriyorsunuz programı sabah 6-7 gibi koyacağız bunu. Bütün böyle. Z kuşağını <laughs> stil lazım. Bir daha abi, bu insanlar niye uyandılar ki bugün tatil değil mi? Okullar tatil mi herhalde diğer şeyler tatil. Okullar değil mi? tatil mi? Okullar tatil evet. Kumru Karataş demiş ki Üsküdar'da kadın kaza. E ama ne oldu işçi par şey senin işçi ah, partisi Kumra ama bak Kumra erken kalkmış. Tabii. Bravo, kumru. kumru bambaşka bir insandır ama şey işçi partisi ne oldu? Onlarda da bir numara yok. Onlar da kaybetti. Bütün insanların nefretini toplayalım. Hadi bakalım. Dem kaybetti. <laughs> 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 MHP kaybetti. Ya şeye üzülüyorum. Geçen seçim. Yani 10 aydır ben büyük bir taciz altındayım ya. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum bilmem ne yazıp duruyor. E ne oldu? Fatih'in hareketini yapayım. <laughs> e, hayır. Her şey kendi şeyini. Sen o seçimler için söylemiştin. Hayır. Ben, <laughs> ben bu seçim <laughs> için <bir> şey söylemiştim. <laughs> bu seçimler için bir şey söyleyemedin. Keşke söyleseydin ya bak. Desen, ya şeye şeye sevindim hakikaten. Eğer bu seçimde öyle olsaydı hı. E, senle habersizlerde konuştuk ya. Yani şey yok abi o kadar da hani AKP'liler sadece Erdoğan ne derse yapar diye bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Bu sağlıklı bir durum. Ben mesela onun <laughs> öyle olacağını düşünüyordum yalan söylüyorum. Sen düşünüyordun, Evet Ben yani aklı onların sen haklı çıktın. Bir teşekkür ederim. Cemaat kültürü ve Adım adım oraya getirildik ama İlker. Yani böyle bireys Türkiye sence son 20 yılda bireyselleşmeye doğru mu ilerletildi? Daha müminliklenmez ona da daha cemaatçiliğe mi? Mesela şey de enteresan. Benim hoşuma giden insanlar neredeyse CHP kazanmış e, ilgisi gösteriyorlar yeniden refah ama... Yeniden refah aslında daha terikatlerin daha... E, ...din tandanslı, daha koyu din tandanslı yaşayan insanların oy verdiği bir parti. AK Parti zaten hiçbir zaman benim için şey olmadı. Yani oraya göz kırpan ama tamamen o kitlenin partisi olamadı, olmadı. Olamazdı zaten yüzde kırklarla. Şimdi o turnusol kağıdı ayrıldı, iyi oldu. Gerçekten Türkiye'de estirilen o muhafazakar havanın karşılığı... ...gerçekten Türkiye'de yüzde on falan abi. Yani... İnsan muhafazakarlığın koyu kısmından bahsediyorum yoksa tabii ki AK Parti sağ seçmen vesaire var ama merkez sağ ihtiyacımız yok mu sence artık? Merkez sağ. Dün şey mesajı attı. Ee, hocamız çıktı ya şey. Hangi hocamız? Ototürk. Adını söyle, adını söyle, adını söyle. Kemalizm hocamız. Ha. İlker Aytürk Volkan Ertitaklıymış yazmış. <laughs> Sen o programı seyretmediğin için anlamadım bu durumu. Hayır. Volkan Ertit <laughs> her zaman haklı olduğu için programı seyretmeye ihtiyaç duymadım. Aydın Erdem gelsin diyorlar. Sayın, sayın seyirciler Aydın Erdem'e kızgınız biz. Kendisi bize hiçbir şekilde hoşluk yapmıyor. ya Tutturmuş dün, efendim yok yayınlayamayız, yok söyleyemeyiz. Zaten dün, bilemediler galiba yine. Dün konuştum. E, bir şey söylemediler ki bilemesinler. <laughs> dün konuştum Aydın'a mesajlaştım. O da şey hani Twitter adını unutmuştum onun. Bir, birisine bir cevap yazmak için onu rica ettim. Söylersin biz istemedik program yapmayı dersin falan diyor. Oğlum program yap, yapmamak şununla alakalı İçinde bir şey konuşup konuşmamamızla alakalı bir şey konuşmayacaksak tabii ki program yapmanın bir anlamı yok. Ama tabii insan şey oluyor Tedirgin oluyor. Şimdi haklı. Yani onu... Türk halkını okumak inanılmaz zor bir şey bence. ya. Ee, oğlum o zaman onu meslek edemeyeceksin kendine Allah Allah. Ama şöyle Ay dedi canım Ekrem mol kazanır dedi ya yanlışlıkla canlı yayına aldığımızı söylemeden alınca Ay, Aydın Erdem, söyledik ya orada Aydın özür dilerim söyledik duymamışsın. Abi Aydın'ı ben çocukluğundan beri tanıyorum. Dinlemez Aydın. Ha ha hmm. falan der. O ha ha'ların çoğu şeydir. Dinlemediğini e, işte. Sen etmedi, orada dedin. Yani şöyle dedin. Aydın merhaba canlı yayında izledin ya. O Aydın, o, merhaba o, o... <laughs> Aydın merhaba <laughs> olarak. Aydın merhaba olarak aldın. Sadece şimdi e, bir program çekeceğiz Aydın'la ve çok lezzetli olacağını eminim. Çünkü niye? Aydın sonuçlara bakıp yorum yapacak. Tabii sonuçlara bakıp yorum yapmak en güzeli. Biz de zaten onu Şimdi seçtim. ben de evet bu diğer 9.91'in kim olduğunu merak ediyorum. <laughs> ya şu Bağımsızlar... Ağzım bülbül diye bir adam var sürekli şey yazıyor. Geçen seçim öyle bir patladın öyle bir zortladın ki bu sefer ağzını açamadın. <laughs> Hazımcım sakin ol ya. Bir de abi bu kadar nefret ettiğin bir adamı niye <laughs> Niye sabah seyredin? sabah geldim buraya Hazım'cığım? Hazım. Bu köfte olayı şey anladığım kadarıyla. Murat Kurum böyle munis. Köfte olayı? Şey eskiden anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu köfteci mi işletmiş öyle bir şey. A, öyle mi? Murat Hı. Kurum da köfteci köfteci diye adamın peşinden koşuyordu. Mesela Murat Kurum da öyle bir adam değil. Adamı siyasete sokup adım adım şeye getirmişler. Böyle bağırıp çağıran bir adama dönüştürdüler Öyle anladığım. Mi? Evet son dönemde artık nereden azar işittiyse. Fakat şu gülüşle zor Mustafa. Abi Twitter'da bir görüntüsü var. Erdoğan önünde konuşuyor birisiyle. Kimle konuştuğunu görmüyoruz. Bu da yandan kafayı uzatmış. Oo 4000'i geçtik bu arada özür dilerim. Böyle yapıyor. <laughs> Onu gördüm. <laughs> Nörolojik bir problem var. Evet, bunun karşılığı nedir diyorlar. Enteresanmış. <laughs> Şimdi parti parti gider isek. Parti parti mi gitmek istersin? Şehir şehir mi gitmek istersin? <laughs> ben çok sıkılıyorum ya siyasetten. Ben dün kesin seyretmeyecektim. Survivor'ı... Sen seyrediyorsun. Sen seviyorsun. Şöyle. Normalde hep severim. Dün Survivor yoktu. E, film bulamadım. Maç yok. Bilmem ne yok. O yüzden baktım biraz. Ne yapayım? Arada yine şu haritayı sokalım da bari... Bir de şey oldu. Tabii. <laughs> <laughs> Ulan CHP kazanıyor <laughs> mu? Biraz daha seyrediyoruz. <laughs> Fakat şeyi anlamıyorum ama matematiksel olarak. Aralarında çok az fark var aslında. Yani anlamıyorum değil de. Yani yüzde otuz yüzde otuz ya. Hı hı. Ama aldığı belediyeler çok daha fazla oldu. Abi şöyle o, mesela. yani seçim sisteminin bir garip Şey diyeceğim. onu güzel gösteriyor bence. Ee, MHP'nin durumu. MHP mesela nereleri alıyor? İşte ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Ben böyle Aksaray'ı vesaire aldı zannederken mesela bulup Kırşehir'i son anda aldığını biliyorum. Gümüşhane, Erzurum Kars başarı onlar için. İyi Parti sadece Nevşehir'i almış. O da nasıl bir kafa? Yani ne düşünürler acaba? Yani MHP'yi sevmeyip, AK Parti CHP'yi sevmeyip İYİ Parti seven bir şehir var. Büyük başarı bence. Şeye bakalım. Şu Kar neresi acaba? Mersin üzerinde neresi var? <laughs> Karaman. Ha, öyle yerleri bence e, yani nispeten ufak yerlerde MHP kazandı diye hatırlıyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Bakalım sabah gazetesine demiş. Dem Parti Bitlis'i kazanamadı. Bingöl'ü, Elazığ kazanamadı. Ve Şırnak kazanamadı. Türkiye seçimini yaptı. Bursa Kebap Evi demiş sayın seyirciler. Abi bak. Bir dakika. Off. Aa Erdoğan bir şeyler mi demiş? İşte evet. Aa, kaybettik. Demokrasimiz falan. rüştünü ispat etmiştir. Demiş. Tekrardan yenileceğiz falan. Yani tekrardan hmm, toparlanacağız demiş. Aslında bütün bu seçimi böyle milliyet.com.tr sabah.com.tr gibi yerlerden okumak lazım. En büyük eğlence orada. Evet evet. Ben de onu Bayram ikramiyeleri şeye yatıyor. Hesaplara yatıyor. <laughs> Bence geri çekilir <laughs> onlar. Otoyollar <laughs> şey etti. <laughs> Acun Uğurcalı haberi dur bakayım, vermişler. Erdoğan ne demiş ya? Dur. Bizim için dönüm noktasıdır. Demokrasimiz. Halkımız bizden yana kullanmadı. Buradan işte sonuçları çıkartacağız. Dersleri çıkartacağız. Genel merkezde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Yerel seçim sonuçlarının için çarpıcı mesajlar veren Başkan Erdoğan. 31 Mart bizim için bir bitiş değil. Bir dönüm noktasıdır. Milletimizin mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır milletimiz. Bu seçimin galibi demokrasimizdir. Milli iradedir. Yalnız şu konuda haklarını vermek zorundayım. Ee, yıllardır. Bir takım arkadaşlarım işte yok çalınıyor. Nasuh Mahruki bile dedi ya, seçimleri çalıyorlar dedi. Ya yani ne abi? Yani çalabiliyorlarsa niye bunu çalmadılar o zaman? Ben o kafaya seni çok yakın bulurdum. Bak şimdi kendini uzaklaştırıyorsun ah, Nasuh Tarik. Hiç demedim öyle bir şey. Tamam sen demedin ama ben şuna inanıyorum. Mesela Asla. Nasuh Mahruki başa geçse aynı kafada olacağını düşünüyorum. Yani kendinden farklı düşünenlere daha... Iı, Sert ve net davranacağını hayır, düşünüyorum. Ama ayrı şeyden bahsediyoruz. Yani şöyle bir şey vardı. Bak Ruşen Çakır orada haklıydı. Psikolojik bir baraj vardı aslında. Hmm. Yani AKP her türlü kazanır. Hani şunu yapar işte bunu yapar. Yok öyle bir şey abi. Cam yok. tavan yok. cam tavan diyor ya. Abi bak şöyle. Yani hayır öyle bir bak omnipotent hani denir ya. Bütün abi, güçlere sahip. Yok öyle bir şey yeterince abi. Yeterince yaşarsan kaybedersin abi. Adamlar yani 20 küsur senedir. Hayır ben başka bir şeyden bahsettim. Tamam. Yani öyle bir güç hani biz abi bütün seçimleri ayarlarız kazanırız. E yok yok işte abi. Ya öyle bir şey iddia etmediler ama. Nasıl etmediler abi? Bütün seçimleri ayarlarız kazanırız hayır, zaten. Hayır hayır. Bizim taraf yani bizim taraf tamam. dediğim işte. Hayır ha yok çepleri. tabii ki tabii ki. Ya yani bunlar şeyle sa sahtekarlıkla kazanıyor. E yok işte kazanmıyor abi yani öyle olsa bunu abi, kazanırdı. şey oldu zaten. Fatih'te elektrikler kesildi diye bir haber çıktı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ortalık yıkıldı. Fatih tam AK Parti'den ay komik yine bak. Kediler içeri girmek istiyor içeride ne var diye. Yayın yapıyoruz bir YouTube kanalı olarak. Ee, Samsun'dan bahsetmek istiyorum. Samsun adam olmuyor. Sayın seyirciler. Abi yakınından <laughs> geçmedi öyle söyleyeyim sana. Yani heyecan bir de olmadı. Bak A Haber ve CNN Türk'te muhabbet oydu. Şimdi efendim adaylar seçiminde bir yanlışlık olmuş. Yani AKP kaybetmemiş aslında ama. Bak, bakın mesela Samsun'da iyi aday kazandı demek ki. Abi o mantıkla kazanan seçimimizi. bütün adaylar iyidir. <laughs> Kaybeden bütün adaylar kötüdür. <laughs> analiz işini azaltalım İlker Bey. Biz analiz mi yaptık? Analiz. 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 Yapalım. Şeye sevindim yine hiç sevmediğim, subjektif olarak hiç sevmediğim adamlardan bir tanesi Mansur Yavaş'ın rakibiydi. Kim? Ha. Ha. Orada büyük fark attı ya. Tabii. <laughs> en güzel ne oldu biliyor musun? Mesela şey ne oldu acaba? İki şeyi merak ediyorum. Bir Gökçek soyadı ne oldu? Onun bir oğlu yine bir şey yapmaya çalışıyordu. Ee, Bazı soyadları gururla devam eder. <laughs> Bazı soyadları Gülerek ama anılır. boşuna söyledim de bu adamlar bitmez Türkiye'de. Tabii bitmez. Variasyonları çıkar. Burada ee, refah parti yeniden refahın yüzde altı aldığını da unutmayalım. Asıl konu o zaten konuşulması yani gereken şey Yani baktığın zaman o blok yine daha fazla. Şöyle abi AK Parti çözülürse hemen 3-5 yeniden refah kayacak ve o yüzde onları bulacak diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Abi ne olduğu belli partinin yükselmesinde bir sıkıntı yok. Yani yeniden refahın ne olduğu, düşüncelerinin ne olduğu belli. Yüzde 8 de olsa, yüzde 10 da olsa, yüzde... Hem o adam ne demiş? Eee şimdi onu Aa, Cem Küçük demiş ki... Bu Bursa Kebap Evi her iki Fenerbahçe çok... etkili oldu. Evet o ne bu, demek ya? Bunu da bizden bilin. Abi şimdi bu iktidar... Fenerbahçe mi yapmış? Bizi yani? çok karşısına aldı. Mesut Yılmaz'a sorun dediğim oydu. Bu kadar büyük şeyleri... E, Sivil toplum örgütlerini karşılamamak lazım. Bu arada Özgür Özel Beşiktaş'ı örnek vererek çok güzel bir konuşma yaptı aslında ee, şey olarak. Beşiktaş'ı değil Süleyman Seba'nın herkesin arada hayran olduğu şey, lider. Demin gösteremedim e, <laughs> Bursa Kebap Evi'nde takılı kaldı. Ha Bursa Kebap Evi şey, o kadar etkili bir reklam vermiş ki. <laughs> Cem Küçük'ten herkesi şaşırtan seçim yorumu Fenerbahçe etkili oldu diyor. E bu adamlar hocam. biraz zırbalıyorlar tabii. Yani onu onu ölçemezsin ki Fenerbahçe'nin. Evet öyle bir muhalifliği var, karşıtlığı var ama ha, yarın da oy vermeye gidiyoruz. Şey, şey enteresan, ikinci merak ettiğim bu bir hanımefendi vardı Ege'de. Neresiydi acaba Manisa mı? Şeylere, Kürtlere... Evet kapım şimdi, şimdi getirebildim özür dilerim. Fenerbahçe etkili oldu diyor. Ne demek bu? Bunu anlamak istiyoruz. Ya özetle işte Fenerbahçe bir bütün olarak şeye AK Parti karşı kaybetmesini sağladı falan. Gazeteci dedi. Cem Küçük AK Parti'nin kaybetmesini Fenerbahçe'ye bağlayarak herkesi tam anlamıyla şaşırttı. Şey bunlar gündem yaratmak. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray diye millet orayı konuşmaya başlayacak. Halbuki AK Parti kaybetti. Bu Hı. şey Manisa'daki hanımefendi kazanmış galiba. Manisa'daki hanımefendi. E, ee, CHP'li <laughs> olup da Kürtlerle işbirliği yapmam kapıdan giremez vesaire diyen birisi vardı. Hatta Özgür Özel e şey etmişti. Ay öyle demeye çalışmadı aslında falan filan demişti de. Mansur Yavaş da İbrahim şeyde Ekrem İmamoğlu da kadının karşısındalardı ama kadın hanımefendi zırt zırt kazanmış belli ki. Allah kabul etsin hocam diyorlar. Neyi kabul etsin? Hazım Bülbül hala devam ediyor. iPhone diyor. Afyon diyor. Şey ne oldu abi? Bak Gençler Gelecek Zafer Partisi'nin önlenemez yükselişi falan deniyordu. en son 1.1'di. %0.3 mü ne bir şey aldı. Abi şeyler zaten o altılı masadaki çoğu parti diğer grubunun derinliklerinde. Deva tabi bitti gitti. şey Saadet Partisi bitti gitti. Yani bitme gitme yok Türkiye'de. Abi yüzde bir. Çıkarsın yani işte. Yüzde bir yok. Ya şeyinki çok net abi. Net olacaksın. SJV olmayacaksın. SJW olmayacaksın. Yeniden refah. Ne diyor adam bilmiyorum işte de hani. Ülkemizde gen yoktur. E, din <laughs> tandansı ben diyor işte neyse o şeriat demiyordur da ben bununla yaşayacağım diyordur. Ona göre parti şeyini alıyordur. Demin bu kadar erimiş olması, şeyin bu kadar erimiş olması MHP'nin. MHP'ye çok seviniyorum bir yandan. Şimdi insanların da üzmek istemiyorum ama hangi parti olursa olsun başında 70-80 yaşında insanlar olmamalı artık abi. Hani bizi geç bu çocukları yönetmek kolay değil yani. Evet. Biraz reklam yapalım mı? Hadi. Fatih Altaysız Şov'a hoş geldiniz. Bu şov hiçbir şekilde Fatih Altaylı içermemektedir. <laughs> Fatih Altaysız. Oğlum bu güzel efekti bana da yapsın da. Buna... Çok... Abi sana yapmaya gerek yok. Sende doğal olarak o efekt var. Abi. Bunu kendime çevirebiliyor muyum? Gel şuraya söyle. İki gerizekalı oyun yaptın. Sonunda <laughs> bize bu var mı? Merhaba. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü. Abi ben tam bir minyon manyağıyım. <gülüyor> Minyonlar. <gülüyor> Geliyor da dördüncü <laughs> filmi. Ne istiyorsunuz adam? Ya Fatih abiden bir şey istemiyoruz canım. Sadece Başarısını <laughs> kutluyoruz şu programın anda adını, burada. Programın adını ne koyalım derken ben Fatih Altaysız olsun dedim. Mustafa da çok gülünce. Evet çok ee... Isim bence <laughs> Fatih Altaysız. Dedik kendi <laughs> aramızda. Fakat Fatih Bey hattımızda şu anda <laughs> arayıp bize fırça atsa çok iyi olmaz mı? Aa şey. Aa şey aramış ya. Bir dakika. Ee bu ee, hanımefendinin ismini geçirmişler. Afyon'da çok seviniyor diye. Benim Manisa dediğim Afyon da olabilir doğru. Bir hanfendi var. Bu 4500'ü geçtik şu anda sayın seyirciler. Vahit Duygu. Değil. Yaren kovuldunuz. <laughs> Yarın gelmeyin. <laughs> Fatih Altaylı gelsin. bu bir, bir bilmiyorum. Ha, Mer Merdi olan da geldi. 20 aydır kendisi. Abonemiz. Üyemiz. Mert aylık kaç para veriyor ki bize? <laughs> bilmiyorum. Mert sağ ol ya. 150 Adıyaman izlemesin. konuşun artık yeter. Adıyaman, Adıyaman konuşalım. <laughs> Sen oğlum bunları biliyor musun? Hayır zerre fikrim yok. <laughs> adam ad ad bak işte git. Ha, Adıyaman. <laughs> Adıyaman nerede ya? Oğlum bizi sevdiğin <laughs> hiç konuda fikri yok diye salla. Adıyaman 30 sene sonra ilk defa CHP'nin <laughs> eline geçti sayın seyirciler. Ee, ya. Ak Parti'nin karesi olarak bilinen Adıyamanda şok Bir adam var ya bizim Razi'nin aptal şapşal dediği adam. Ha. O adam vardı. <laughs> Ya Ama o adam aptal şapşal tak, ya. Adamı takdir ettim yalnız. Her şeyi biliyor oğlum herif. Yani Adıyaman diyorsun böyle evet orada bilmem kim iki dönem çok güzel başkanlık yaptı ama ondan önce de bilmem neydi falan. Yani adamın beyni bunlarla dolmuş. Çok ilginç değil mi ya? Abi şey İsmail Saymaz o kafada şeyde Sözcü TV'de o kafadaydı. Hiçbir şey aklımızda tutmadığımız için insan isimlerini bir tane adam var hatırlamazsın ama bu... Im, Mafya lideri kimdi şu anda Dubai'de mi bir yerde ha, şey. Sedat. O adamla bir telefon Peker. görüşmesi patlayan aslında AK Parti ile bunun arasında aracılık yapıyormuş da. Gazeteci mi diyorsun? Evet. Hadi mi diyorsun? Heh. Hadi ulayın git. O adamla ilgili konuşmak <laughs> lazım mesela. <laughs> o adam bizle ilgili konuştu biliyorsun. Öyle mi? Bizle ilgili program yaptı o ya. Hiç seyretmedim Bu Hakan Şükür'ü çıkardığımızda. Ha o zaman tamam. <laughs> i̇ki geri zekalı diyor çok. Komik. <laughs> Kim bu adamlar kulaklıkları takmışlar böyle. <laughs> çok komik o Hayır, önce FETÖ'cü dediler ya. <laughs> Hadi Işık mıymış pardon. Evet. Hadi Ulu Engin değilmiş özür dilerim. Hadi Öz Işık. FETÖ'cü dediler ama benzetemediler de. Sonra bir baktılar işte etekle dolaşıyoruz. FETÖ'cü de değildir bunlar dediler. Rezalet görünüyorsunuz mu demiş. E olur öyle ya. Bunu demek mi anlamadım? Şey. Neyse adam inanılmaz YouTube yayınları e, yapmış. Bir iki tanesine ben de baktım. Yani şu son seçim döneminde. Levent Egemen'cim. Harika bir yayın saati teşekkür ederiz demiş. Iııı. E, Adam her şeyi AK Parti'nin kazanacağını iddia ediyordu. Aynı kafa işte. CHP'nin kazanacağını iddia etmekle AK Rasim Parti... Rasim Ozan'ı arasak mı ya? Hadi. <laughs> yok yok dur şimdi. <laughs> Raso! Evet seyircilere soralım. Rasim Ozan'ı arayalım mı? Abi onu şey sormak istiyorum. Bu Gökçek ailesiyle çok arası iyi ya. Ne görüyor orada onu çok merak Abi, ediyorum. Öyle mi? E tabi o Beyaz TV'de yıllardır program yapıyor. O da Gökçek'lerin. Roku hemen ara demiş birisi. Roku ara. Bakayım müsait mi? Ben efeksiz yapabilirim onu. <laughs> Roku ara. Ben, sen oyala seyirci ben Rasim. I'm tiny, I'm toony, and I'm about as loony, and in this cartoon we invading your TV. Dun 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 dun. Oğlum hadi bir yere kadar oyalayabiliyorum. Abi <laughs> oyalarsın sen Adıyaman falan anlat bir şeyler işte. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, burada çok şaşırtıcı ıı, illerden bir tanesi de oğlum şey gibi sanki tsunami gelmiş sudan tsunami ilerleyebildiği kadar CHP olmuş içerlerde bir yerde artık su kalmamış onlar AK Parti ve İyi parti Nevşehir'i çok merak ediyorum ya bilen birisi ya arasana yazsın Nevşehir'in <laughs> olayı nedir bir şehrin iyi partiye saygısızlık yapmak için söylemiyorum bir partinin İyi Parti'yi şehir olarak seçmesi nedir? Yani başka partilerin söylemeyip İyi Parti'nin söylediği söylem nedir ben bilmiyorum. Bu arada Meral Akşener istifayı davet etti. Ekonomi kurmayı bir efendi vardı tabii Vallahi ki ismini hatırlamıyorum. Ya. O artık öyle numaraya basacaksın ismini. <laughs> öyle mi? Evet, adam bu saatte yatıyordur oğlum. Bu saatte Yok iki... konuştuk. Neyi konuştunuz? O arkadaş Uygun, mısın? Bay, uygun musun dedim uygunum dedim. <laughs> evet. Rasim Bey merhaba. Ya böyle mi açılır telefon? Merhaba. Ha, merhaba, evet. Merhaba, Canlı e, yayındayız. Ayrıca canı biliyordum da o da evet. Canlı yayındayız hocam. Evet baba. Söyle, ne diyorsun? Buyur. Ne Yorum... oldu sana? Ne oldu böyle? <gülüyor> <gülüyor> Yorumunu alalım hocam. E valla baba şimdi Mustafa var laf atıyor da valla ben AK Parti'ye oy vermedim baba ben AK <laughs> Parti'ye <laughs> 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 Ben hayatımda senin Ak kadar, Ak kadar Ak hızlı, AK hızlı dönen oy. bir adam görmedim. <laughs> adam Altı saatte ben aparti değilim ki. Mustafa'cığım Mustafa'cığım çok alçaklık ediyorsun. Hiçbir evet. hiç şey okumamış. Bir <laughs> buçuk aydır. Bu Mustafa tamam. çok Dibuçuk... alçak bir adamdır. Rasmus. Ulan bir buçuk aydır. Ben SJV'yi. 85 milyonda tek kişi onları yazabilir. Valla siz yazsanız tutuklanırsınız açık söylüyorum. Evet <gülüyor> onu <gülüyor> fark ettik. Be. Bir arabaya ee, halkı isyana kadar getirdin. E, çünkü bak çünkü bak tamam şimdi Zafer bizim beyaz Türkler layık Türkler ya da işte sevinsin. Benim ailem de çok sevindi. Ama bak Şırnak'ta demin il başkanı tekme tokat gözaltına alındı. Tekme tokat. Öyle Gördün mü haberi? Tweet de attım İlker'cim. Bak benim tweetime bakın. Bir haber var mı? Bir tane haber yok. Anladın mı? Yani... Ya Allah yeni oldu belki olur abi. Niye? Yeah, olmaz. olmaz. <laughs> Çünkü o konular. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Seninle yaptık o zaman toplantı. Konuşmayı çok yankı yarattı. Onun zaten etkisiyle Beni siyasete ilke döndürdü aslında. Ben siyasete dönme niyetim yok. Allah kahretmesin. Gerçekten <laughs> abi yani. <laughs> bana, bana, bana ve Türkiye'ye kötülük yaptın. <laughs> abi o e, söyleşinin e, Türkiye'de gerçekten muhalif olmak isteyen insanlarda yarattığı etki üzerine özellikle Kürt halkında yarattığı etki üzerine ben nacizane kendime böyle bir misyon edinim. Çünkü Kürtler hakikaten çok sahipsiz kaldı. Ya ya. Ama işte gerçekten Kürtler sahipsiz seni sahipsiz dinlememiş var. görünüyor. 5.67 5.67. altı yedi. değil Leyla Azar'a giden Selahattin Demirtaş'ı da dinlemediler. Yani gerçekten bir kırılma oldu dediğin gibi. Yani ben özellikle Ekrem çok açık ara farkla kazanacağını zaten anladım. Son 2-3 gün. Sen bunları nereden Aslında anlıyorsun izledim. ya? Bak bizde <laughs> Aydın Erdem <laughs> var hiç anlamıyoruz. <laughs> <laughs> ya şey ne oldu? <laughs> Ee, Senle sen... sizde seçim öncesi talihsaydık e, Ruşen Çakır'la Kadri Gülsel'i sizi kandırmasını engeller. <laughs> <laughs> Yo bak bildi adamlar bu seçimi bildiler <laughs> yani işte. Gökçek ailesi ne oldu abi Peki, şey sen soracağım. tanıyorsun. Bir şey soracağım üzüldün mü? Hayır abi şöyle abi bak şimdi şöyle bir durum var. CHP'nin bir sürü yeri alması Türkiye'de bir demokratik dengelenme olması beni normalde mutlu eder. Ama bugünkü Türkiye siyaseti 89 gibi 77 gibi değil İlker Seninle yaptığımız yayını yeniden izlesinler, onu anlattım. Bak mesela önümüzdeki hafta Irak ve Suriye'ye Türkiye girecek, dalacak, kara harekatı, hava harekatı, denizden giremiyorlar çünkü deniz yok orada. Tamam <laughs> denizden, o denizden de gelecekler. Yani, e abi, yani ne diyorsun? Ne bu bu seçim evet. zafer şey, bu bu seçim kaybını Hı. ödünlemek için sertleşecek mi diyorsun? Yok zaten sertleşecek abi. Maalesef bak ben son tweet'imde üzülerek ve utanarak söylüyorum dedim bir Nisan ayında kayyumlar gelecek. Şimdi CHP ne yapacak? CHP'nin esas imtihanı o gün başlıyor. Mesela ben senin demokrat olduğunu biliyorum. Sen karşı çıkacaksın. Ama ben bir sürü şey atıyorum. Mesela hem bana şimdi tweetlerde oh yendik diyen iki dakika sonra görece oh girelim işte bilmem ne falan diyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Afyon'da CHP adayı korkunç başarı elde etti. Değil mi? Evet. Mesela İstanbul'daki başarı bir demokratik dengelenmedir. Ankara'da Mansur Yavaş'ın korkunç başarısı var. Ama Afyon'da bu kadın niye bu kadar başarı elde etti abi? E niye? abi ama şimdi bunu geneliyor muyuz? E, niye de, niye de, kadın ben dedi bir kadın tane demliyi içeri almayacağım da. Ana abi Mustafa'yı çok Türk milliyetçisi bir tane Kürt'ü dedi içeri almayacağım. Onlara hizmet vermeyeceğim. Hatta ol delirdi biliyorsun. Sen ne hangi partidensin çık git bu partiden falan diye. Mansur Hatırladın Yavaş çok iyi gösterdi he? tabii. Şeydi, Mansur değil de şey, Ekrem Memoğlu tepki gösterdi. Afyon'daki Burcu Köksal'a. E, o da abi, bir şeyler söyledi ama. Hatta Afyon'da, Özgür Özel de abi. öyle demedi, yanlış anladınız falan yaptı. Sen Mustafa'cığım, sen biraz daha Mansur'cusun galiba. Ya Değilim ama var. mesela şeyi anlamadım. <laughs> sen e, kafa tasçı dedin ya adam için. Bu... E yani biraz öyle. Hayır Hafif olsa da olmasa da e, tam, ha, olsa ha. da olmasa da şimdi şimdi geçmişten ziyade adam iyi belediyeci mi iyi belediyeci onu bakarım yoksa ya olabilir olabilir. Yani... O ben Ankara'da olmadığım için Mustafa'cığım Ankaralılar bir kere abi Cumhuriyet tarihinin en büyük başarısı yüzde altmış. Korkunç bir başarı. Ya yani hmm. şu an farkında mısınız? AK Parti'nin yeni İzmir'i Ankara o. Yani hmm. İzmir'den İzmir'de 38 oyu var AK Parti'nin. Şeyde Ankara'da %32 yani Doğru. inanılmaz bir zafer ve şu andan itibaren Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayıdır ve şunu da söyleyeyim Türk devletini mevcut Türk siyasal rejimini çok iyi bilen bir insan olarak söylüyorum Mansur Yavaş o manada Ekrem İmamoğlu'na göre Cumhurbaşkanı'na daha yakın ee... çünkü o devir teslim daha sorunsuz olur diye düşünür bugünkü devlet elitleri eğer tabi kazanacak seviyeye gelirse daha bilmiyorum 4.5 sene var Evet, evet. şimdiden tırtın, öyle oğlum. bir kriz kriz varmış gibi şimdiden daha adamlar zaferlerinin şeyini bir yaşasınlar da. Peki bir şey soracağım Rasim. Sen söyleyin mesela ya. halkı isyana teşvik ettin ya oğlum sen niye tutuklanmıyorsun? Halkı isyana teşvik etmedi ulan sen de. <laughs> ne yaptın oğlum yektağın gün görözden mi oldun? Nusret <laughs> Demiral mı oldun? Nasıl ya? Bugün. Ayaklanın yazdın ya. O şu diye o ne anlamda? Ama şöyle Türkler ayaklanın. Sandıklara gitmeli ha. Bravo Abi. Mustafa beni koruyor. <laughs> Kürtler sandıklara gitmeli. Ama bak bugün bir şey diyeyim mi? Çok pişman bugün dem tabanı İstanbul'da. Çünkü %2. ya daha bu 12. sabah oldu. Nasıl hemen haber aldım? Ben? Hayır abi. abi o hemen mesajlar falan. Ben biliyorsun. Ben seçimden iki gün önce Avrupa'daki demlilerin sohbet odasına katıldım. Abi kimler kimler vardı orada. O i̇nanılmaz bir yayın. Bütün buradan Türkiye'den kaçmış Kürtler vesaire. Dedim ya yakında Kandil'den falan da bağlanacaklar buraya. Öyle bir sohbet odası. Orada aslında söylediler ama dediğin gibi Kürtler kendilerince AK Parti cezalandırmak istediler. Ki bu haklı. Yani haklılarken açsın ama bak ben son tweetlerine şunu diyorum. Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu farklı kazanacak. Bu çok açık. Bunu ben demiyorum ama Özel Zencar da tespit etti bunu. Panorama TR'de falan. Onu yani ben, ben de gördüm. tespit. <laughs> evet 10 puan 9-10 puan ama... Dedim ki eğer Kürtler 8 9 alırsa gücünü gösterirse İmamoğlu yine kazanacaktı. He 51'le, 44'le kazanacaktı abi. Anlatabiliyor muyum? Ama lansın. Bir şey evet, soracağım. Söyle. Şimdi bir Murat Kuruma bak. Bir Ekrem var. Tabii bak. tabii canım tabii diyorum, tabii. Abi de zaten şey adil rekabet değildi yani. Bir tanesi çok politikacı bir adam. Hakikaten yani İmamoğlu 70 değildi, 50 doğumlu falan olsa İlker, böyle Demirer gibi bir adam bir adam olur. Bak, Yalnız bak, seyircilerimiz senden nefret ediyorlar. Yine her zamanki gibi chat. Etsinler çat. etsinler orasılara gelecek. Ben oraya gelecekleri söylüyorum. <laughs> bak 7 Haziran sonrası da çok sevinildi. Hatırlıyor musun? 7 Haziran'da mesela evet. o zaman Furu TV olsaydı ben bağlansaydım yine küfür yerdi. <laughs> Son Ama... soru kişisel ilgi alanım abi. Bu Gökçekler ne oldu nedir? Sen seviyorsun abi onları. Onlar, onlar şimdi hayır Beyaz TV'den ötürü. Bu, bu, Ben ne zamandır Melek Gökçek'le konuşmuyorum. Ama oğlu honors, ne yaptı? Onlar Turgut Altok'u Turgu da Altok'u da sevmezler. Yani. Turgut Altok da Melek Gökçek nefret eder yani. Çıkar çatışması Osman. olabilir. Evet yani falan. Ama şu kesin Tabii Mansur Yavaş'ın çok büyük bir zaferi var arkadaşlar %60. Ben size sorayım o zaman. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem'i mi? E, ee, bu konuların şu anda girilmesini <laughs> e, şey buluyor. Sunni <laughs> Yo, ben, ben hemen cevap verebilirim. Hmm. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu ama Mansur herhalde yani şeyin başına geçer değil mi abi? Böyle iyi Parti falan gibi. Mustafa sen Mustafa sen Mansur Yavaş'ı daha şey bulursun. Cumhurbaşkanı adayı olarak daha mantıklı bulursun. Ee, abi bunlar abi. atıl pozisyonlar ya. Yani Cumhurbaşkanı aslında yani şu andaki devam edecekse tabii daha efektif bir şey ama... ...parlamentere geçersek Cumhurbaşkanı... Bak çok güzel bir şey söyledin. Bak ben bugün sizin yayında erken de olsa şunu söylemek istiyorum. Ben 2022'nin başında Adem Metan'a bir söyleşi verdim. Dedim ki kardeşim bak bu sistemle Türkiye giderse bu işin sonu çok kanlı olacak. Yani bir iç savaş bileki söz konusu olabilir. Gelin Başbakanlık Hükümet Sistemi'ne... Türkiye yeniden yapılansın. Yani güçlendirilmiş parlamentarizme geçsin Türkiye. O zaman çünkü mesela bu durumda CHP böyle bir sonuç olsa iktidar olur, tamam? Hı hı. Diyelim işte işte şeyle e, koalisyon kurar birileriyle, başbakan işte ister Ekrem İmamoğlu olur, ister Özgür Özel olur, sembolik ve tam yetkisiz bir cumhurbaşkanı, güçlü bir başbakan ama bugünkü gibi de aşırı merkezi değil abi bakın. Bugün öyle bir sistem var ki, yani Nisan ayında kayyum atan can herkes biliyor. Şimdi orada şunu düşünebilirim. Bir dakika, bir dakika. Nereye, nereye kayyum atanacak? Ben de biliyorum. Şeylere, de, Kürt belediyelerine. Onlara atanır artık. Bunu ha, neye dayanarak söylüyorum. söylüyorsun diyeceğim ama korkuyorum. Abi, çünkü. O 2016'dan beri kaç defa atandı İlker'ciğim. Siz şimdi hatırla ki sen özü çok demokrat bir adamsın. Ama özü. Evet. İki <laughs> yıl oluyor bir tane bir, hafif bir şey var. Bak ben ilk yer ilgili geçen onu konuk olan neydi o arkadaş post kemalizmi söyleyen İlker Aytik. ondan daha İlker Aytik'ten daha demokrat buluyorum. Ben yani İlker bayağı Türk milliyetçisiymiş yani o kadar bilmiyordum. Türkiye'de yani Atatürkçülüğü bir çağdaşlık bir layıklık olayı olarak görüp bu Türkiye'deki totaliter iddiatçı eğilimlere karşı bir adam İlker Canik'le bu çizgi başarılı olsa muhalefette hava değişir. Ama yarın göreceksiniz haklı çıktığımı. Göreceksiniz nasıl bir militarist hava oluşacak Türkiye'de. Irak, Peki yeter bu adamı son, konuşturmayın evet. artık. Son, son soru yani sen şaşırmadın mı? Çok şey şaşırmadım abi. Anladım. Zaten biliyordum eklemem onun fark can da biliyordum. Benim tek derdim vardı son bir buçuk aydır. Kürtler çok oyalın. Gücünüzü gösterin. Yoksa bak deminden beri kanalları izliyorum. Hem muhalefet hem iktidar kanallarında tek söylem var. Dem bitti. Demin olmadığı anlaşıldı. Yani Kürtler bitti diyorlar. Kürtler kaybetti. Ciddiye almayız, dikkate almayız. İşte Şırnak'taki adamı tekme tokat tutup kazalar umurumuzda değil. Böyle bakarsan ama bu işin sonu çok kötü biter. Ve bak demin dediğim çok önemli. Mustafa'ya da teşekkür ediyorum. Çok erken bir tartışma ama güçlendirilmiş parlamentarizm tartışmasının yapılması lazım. Muhalefet şu yanımda da olmasın. Yok bu sistem kalsın bu cumhurbaşkanlığı sistemi. Biraz da biz gelelim biz totaliter olalım. Ona müsaade etmezler. Peki. Tanaka. Ya çok teşekkür Tanaka. ediyoruz. Rasim Bey. Evet. evet. Gerçekçi olmak lazım bir daha. abi muhalefet rica ediyorum. Kendinizi biraz Kürtlerin yerine koysun. Onu söylüyorum Kerç. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ediyorum. Teşekkür ederiz. Haydi bay bay. Sağ ol. Bay bay. Bu arada birisi demin şey demiş, İlker Bey Kürtler hakkındaki orijinal fikrini söylerseniz size 3 bin lira ateşleyeceğim demiş. Hemen bu konuda 3 bin lira için. 4 bin lira veririm sus. <laughs> 4 bin olur mu? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın tam tersi neyse onu bağlayalım. <laughs> <laughs> evet kim o? Seyircilerimize soralım. Sevan Nişanyan. <laughs> ya çok ilginç. Bu Rasim konuşunca herkes deliriyor yani. Niye böyle bir şey oluyor? Abi Oğlum karşı şöyle, tarafın ne dediğini bilmek önemlidir. Ne diyor adamlar bir öğrenelim. Bir de ya. çok üsluba takılıyorlar. Şimdi yıllarca Rasim üslubuyla tepki çekmiş bir adam. Aslında söylediklerinin ciddi bir kısmında gerçeklik payı var bir yandan da. Her zaman. Ee, evet. Tam tersi sessizlik güzel yapmış. Bir saati doldurmak üzereyiz. E, 5178 kişi bizi Ne biz kadar izliyor. çabuk geçti ya. Evet. Daha konuşacağımız konular var ama. Var mı? Evet. Buyurun Mustafa Bey. Toplam seçmen ne kadar sence? Toplam seçmen sayısı evet. Türkiye'de? Hayır 30... hayır. Ne kadar kişi oy kullanmıştır? %75 miydi neydi? Evet. Kabaca. Bence çok iyi rakam. Olur mu düşük? Türkiye'ye göre. Abi 61 milyon insana sen Türkiye'de herhangi bir yerde kolay kolay bir şey yaptırmak... Ulan geçen seçim yüzde %87 yediydi. Şey Hatta çok, çok komik. daha fazlaydı galiba. Toplam seçmen de kullanılan oy 48 milyon 150 bin öyle bir şey. Hı hı. Ee, geçersiz oy kısmı çok komik abi. Kaç? 45 milyonu geçerli 46 milyon yakın. Yani 2 2,5 milyon arası geçersiz oy var Allah abi. Allah Allah. Halbuki tek Fakat yapman zarfı, gereken deliğe sıkıştırmakta ben de zorlandım. Ben çok zorlandım. <laughs> Hatta arkadaşlarım kızdılar. Çünkü şunu asla yapmam inkar. Ben de biliyorum o üç tane kağıdı üst üste koyup beraber katlamayı ama ondan sonra açana çok büyük zorluk oluyor diye onları tek tek katladım. Şey yapsak tek tek ya. Koydum. Bak harika bir fikir geldi aklıma. Yırtılabilir yapsalar. Hı. Yırtıp İçine istediğimizi koysak sadece. Abi zaten niye oy vermeye gidiliyor ki? Hangi yıldayız? Senin bir dijital bir imzan olur, kimliğin olur. Tık tık adam marketteyken bir oyunu geçer. Ya, o da çok ya. tabii ne laflar olur Türkiye'de şimdi. Birazcık tabii esnemeye başladım i̇şte, sayın seyirciler. Türkiye'de o lafların olmayacağı günlere geliyoruz. bu çocukların... Acaba yaren geldi mi ya? Kahve yaren geldi mi? tabii bizi Kahve getirebilir el mi bana salladı, acaba? fotoğraf çekti. Öyle mi? Ay, Bu ay, ay, zevkli bir şeymiş hikaye. Kürtler hakkında fikrimi söylüyorum. Arkadaşlar ben insanları Kürt, Türk bilmem ne diye hmm. ayırmıyorum. Ben ne yaptığına bakarım. Bir de şey miydi mesela? Ben neredeyse e, Yahudilerin, Yahudi demenin daha nazik bir yolu neydi? Yahudinin başka bir Çıkaramadım istiyordu. şu anda. Musevi. Ançı. Musevi olabilir. Benim ilkokulumda. Musevi öğrenci sayısı Musevi olmayanlardan daha fazlaydı. En yakın arkadaşlarım da hala bu akşam buluşacağım onlardır. Gerçekten bilmiyorduk oğlum kim Ermeni, kim Yahudi, kim Müslüman, kim Alevi. Ben mesela Aleviliği yıllar sonra öğrendim. Şimdi ama şey çok acayip. Öğrendin mi? Öğrendim tabi Fatih Altaysız şovdasınız. Bu şov Fatih Altaylı'yı içermemektedir. Bir insana hani Kürtler bilmem neler demek çok komik. Hala o şeye gülüyorum ya. Çin'deki Çin'de birisi Çin yemeği demez yemek der lafına çok gülüyorum. Ee, Mustafa hocam haber sizlerde çok tatlı görünüyordu. Şu anda ise Orada, ışıkla mı alakalı? Işıkla alakalıdır mutlaka. Tabii tabii. Işığı <laughs> e, buradan yeri gelmişken kişisel dertlerimizi açayım. Işık ve şey İlker ve Nazım kadar ışık bilmeyen iki insan hem kendileriyle kavga ediyorlar hem fikir değiller. Hangisi kazanırsa da kötü. İlker tabii ki biliyor çok daha iyi biliyor ama. Estağfurullah. Sonuç bu abi adamların ben dün akşam İlker geldi pazar günü ayarlamaları yaptı falan bir tek şey yazdım. Işık kötü <laughs> ve ya. görüyorsunuz ışık kötü. Nedir ama dü Norveç'ten adamlar oradan ses bağlanıyor bilmem ne bir şeyler oluyor. İşte bu. Bu yani bu. istediğimiz buydu. Abi hem bak. De, hem mesela... de yaren de yok. Konuşmaları bölemiyor. Kahve ha. de getirmiyor bana zaten. Demek ki seyretmiyor yine. Seyretmiyor yani. evet. E abi şey bu kadar da acaba kafayı takmasan mı? Yani İyi. günün sonunda bak Fatih Altaylı bir sürü hatayla şıkır şıkır program yaptı. Işığı da kötüydü. Teknik aksaklığı da oldu. Sesi de bilmem neydi. Abi seyrediliyor. <laughs> <laughs> demiyor tabi adam. <laughs> Seyircisine bir saygısı var. Sayın seyirciler Cem Gemini. Biraz ya, müzik. Cem <laughs> Gemini nerede ya yani? ne harika. Cem Gemini. <laughs> evet. Bunu böyle zırtlayıp kesme şey ederek kes. Var mı konuşacağımız başka bir şey? Bununla ilgili günlerce konuşulacak zaten. Yani Kars'ın durumu ortada. Bir de öyle şeyler var. Sürekli şey diyorlar. A, a, abi niye orduyu konuşmuyorsun? Oğlum ne bilelim biz orduyu. Giresun orada enteresan bir şey yapmış. Ee, Artvin'i ben çok seviyorum. Artvin ikinci vatanım gibi bir şeydir benim. Ee, Yarenden ya kahve istiyorum. <laughs> Öleceğim artık. Demek abi ki bu bir programı... saati geçtik bitirmeyelim Ta, bitirelim artık. Tamam bitirelim bitirelim. Demek... Değil. Zaten bir şeyin biteceği kendi belli ediyor abi. Şu mikrofonla niye bu kadar çok oynadığını bana söyle. Çünkü... Ben mikrofona uymayacağım oğlum. Mikrofon bana uyacak. Seni takip edecek mikrofon alacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> var öyle bir şey galiba. Abi Himen'de Orko vardı. Onun gibi bir şey istiyorum. Şu Şuramda sürekli dolaşsın. Benim bir isteğim var ama kamera üreticileri onu yapmıyor. Sese dönen kamera yapılsa. Yani sen konuştun sana dönsün. Dur şimdi çaktırma yaren şey. Evet, Yaren tamam. ben kahve istemedim ki ama İker istedi. Ben de yaptım. E ama lütfen artık. Yaren... Hı? Kız ne yapsa birisi... Ne manyakçı. diyorsun bu işe yaran? Bu program devam etsin mi? Harika. O Harika. Içeride. Sen kime oy verdin? Ekrem İmaro. E, İmaro dışında. Bir iki tane şey, şey yazdın. Şey, maç olduğuna verdim. Kadıköy'de. Ha, Tekkafe. süper. Ne yaptı? E, %10, %12. AKP ile arasında %2'lik puan fa farkı Kaybetti yani. Tamam. Öteki başka? Şey, genel mecliste de tipe verdim. Bravo. Çıkabilirsin. <laughs> İyi günler. Aferin bu seçimin kaybedeninin yaren olduğu ortaya çıktı. Ya Nevzat yet... Kaya demişler bir sorayım hocam müsait mi? Ya bunlar ucuz hareketler. Şimdi seçim kazandıktan sonra Nevzat Hoca ile İlker'in konuşması bunlar bu Hatta konuşmayı. Bu arada yayına görüntülü olarak da alabiliyoruz. Böyle bir teknoloji var burada. Ee, bu konuşmayı bakın dün evvelsi gün yapsalardı ciddi alırdım. Şimdi iki tane muhalif bu Cem Küçüğün Fenerbahçe sayesinde işte zafer geldi demesi gibi bir şey yani. İki <laughs> tane muhalif seçim sonuçları ortada. Nevzat Hoca ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun. Ama bana eğer Muş'taki durumu anlatamıyorsa ben ne yapayım? Ee, sen konuşmaya lütfen devam et ki ben bu işleri yapabileyim. <gülüyor> <gülüyor> Yayına seyirci de alabiliriz aslında ya. Hadi alalım. Ama nasıl ee, şey? Samsunlu olup kadın olan yeşil gözlü ve ismi A harfiyle başlayan kadın varsa lütfen yazsın. Volkan Ertit'e alalım. Gittikçe zorlaştıracağız. Sen sevdin mi bu işi yani bitireyim bitireyim diyordun. Ya yine birisini almak çok Abi, güzel Abi bu saatte ya. kim kalkar deli misin? Volkan kalkmıştır? volkan kalkmıştır. Olmuştur. Volkan kalkmıştır. Onda dersi vardır ama. Volkan. Oğlum ben susunca sen niye susuyorsun? Abi yorumları <laughs> okuyorum. Birisi <laughs> Hayata ekrana verin deyip küfür etmiş. Yalnız ben Kürtler hakkında fikrimi söyledim, hala 3 bin liram gelmedi, bu konuda sıkıntı içindeyim. Onu aslında ben mi yönetseydim, şey Samsunglıyım ama kadın değilim. Zaten yeşil göz Burak'cığım. Burakçım. de ağla başlamıyor zaten. Ee, Volkan Ertit geliyor. Volkan Bekliyor. Ertit geliyor, geliyor, geliyor. Bir de şu ekranları üst üste bindirme ne olur hiçbirisini okuyamıyorum. Oğlum burada aynı anda 130 tane iş yapmaya çalışıyorum delirtme beni. O benim de görevim <laughs> zor. Hiçbir şey yapmıyor herif orada. Adı yaman madı yaman uydurup duruyor. Şu an 200 bin izleniyor olsanız ne yapardınız demiş. Oğlum bu tuşlar ne Hiçbir şey yapmazdık. Oo, yayın gitti bütün sesler? Hayır, sesi kısmış. Ha, tamam. Şimdi yani, sen bir sürü şeyle istiyorsun? uğraşıyorsun ya. Ben şunu yapmak istiyorum. Hayır. Abi dokunmasana. İlk her Indiana Jones'taki gibi herif kılıç sallıyor, <laughs> sallıyor, sallıyor. Indiana Jones bunu yapıyor. Hatta istersen bir de şu var. Hadi çöz bakalım. Pardon ya. Ya şey bu Erdoğan takdirden çocuktun. Sahile geldik. Mustafa. <gülüyor> 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 Ne güzel değil mi? Harika bir gün. Ne yapıyorsun oğlum? Kadıköy vapuru. İstanbul'u dinliyorum. Ee, ben buna şey diyebiliyor muyum? <laughs> Bu şeyin Mertcan'ın söyleyemediği cümleyi. Senin, senin dediğin şuydu. Ee, şeyi dinleyeyim ben şimdi. İnsanların başı şişirmeyelim de şeyi çok gülüyorum. Mertcan'ın söylediği <laughs> evet sayın seyirciler iki budala adamın yaptığı bu programı hala 4889 kişinin izliyor olması. Ee, Volkan seni bekliyoruz niye evet, gelmiyorsun? Gelmiyorsa artık e, Muhammed Ali Ceylan'la devam ediyoruz. ee, ben Kamboçya'dayım. Kamboçya'dayım. Kim Saat ileride Fidel Castro, Fidel Kaya. Ne home. Bir, ben 15, bir 15 20 dakikam yok olmaz mı diyor. Bir 15 20 dakika oyalayamayız. Yok artık. Yani o, o dansa girer o, zevke girer. Peki o zaman bambaşka bir insan olan mesela Banu'yu bağlıyormuşuz, Banu'yu bağlayıp. <laughs> Banu elini bağlayabiliriz evet. Yani. Evet. Banu kalkar da sabah Köpeklerini ya. gezdiriyor. Şey, e ama o dün oy kullanmadı mı o bir şey dedi ya. Şaşırdı o. Ee, Gruba öyle bir şey yazdı ama evet. Ya bir de böyle şey var aslında. Hmm, artık bıkmış bezmiş bir şey vardı. Çok hoşuma gitti o tayfa için. Takımın gerideyken stadı terk eden bir taraftar grubu vardır. Onlar çıkarlar ve takımların attığı golü göremezler. Onu çok mutlu oluyorum öyle durumlarda. İki dakika içinde Volkan geliyor. İki dakika oyala bizi Mustafa. Tam tersine şey hemen bir dakika sonra bitireyim. <laughs> Görüşmek üzere. Aa için. hocam şimdi kapattık falan diye. <laughs> New comments. Peki. Hemen seyircilerimize bakalım. Ee, bu Rasim'in e söylediği konuş çok konuşuluyor bu aralar. Ee, hani adamlar daha yeni bir zafer kazanmışlar. Ya bu ikisi anlaşamayacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birbirlerine girecekler. Ayşe Muhabbet Hatun Önalı bağlayın hiç alakası yok demiş. Keşke bağlayabilsek. Aa! Tanıyor musun? Tanımıyorum ama çok severim ya. Kırbelimi, Kırcan mı belimi? A, tabii o son dönem eserlerinden daha önce. O çok mümtaz, saygı saygıdeğer bir insandı. Nevşin Mengü bize gelir mi Allah aşkına Dicle'cim ya. Ayrıca Nevşin Mengü'nün telefonu kim, ya kim Nevzat Kaya'ya yazdık. Nevzat Kaya ya sanırım uyanmamış arkadaşlar. Nevşin Mengü ile de bir bağlantımız yok maalesef. Zeynep yaz, Zeynep bastı bağlayın. <laughs> şey ee, Zeynep Hanım da uyanmamıştır. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi bütün bu seçim sonuçlarını Cübbeli Ahmet Hoca perspektifinden incelersek <laughs> güç mü kazandığını çıkartabiliriz? Çünkü neticede tarikatların partisi olarak yeniden refah gözüküyor burada. Acaba o da yeniden oradan koparak yeniden refah güç kaybettirme ihtimali var mı? Manyak kafamda deli sorular. Özlem Gürses demişler ama uyuyordur herhalde Hayır Hayır canım Özlem uyur mu saatte? Sabaha kadar programdaydı abi. Ee, o haberci olmak bunu gerektirir. Muharrem İnce'yi bağlayın. iyi fikir. Ben Muharrem İnce'ye oy verdim aslında dün şey. Ben başın sana iki aydır tek bir şey söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu programa davet etmemiz lazım. Kimsenin artık umursamadığı... Volkan Ertit geliyor. Volkan Ertit geliyor. Merhaba arkadaşlar. Dikkat, dikkat sen böyle şeyler kendi ben de istiyorum bunu. <laughs> dikkat dikkat. Seçim kazanıldı. Özlem saat 9.30'da nasıl uyursun ya? Mümkün değil uyuma son. 5'te 6'da yatmıştır. 40'dır. Nasıl telefon mu ettin? mesaj yazdım. Bu saatte bir hanımefendi aranır mı? Şimdi yavaş yavaş Z kuşağı da uyanıyor. Onlar uyanmadan bu programı bitirmemiz lazım. Volkan İlker Mustafa diye bir insan var. Volkan artık hala teknik sorunlarını çözmeye çalışıyor ve gittikçe seyirci sayımız düşüyor. İlker Mustafa diye birisi var. E konuşmayınca düşüyor tabi M.P. MHP. Ya Bahçeli'yi gördün mü çok üzüldüm. Düşmüş adam. Öyle Ağzını yüzünü kırmış, şey etmiş, morartmış. Kolu zaten şeydi. Ya, Yazık ya. Bir şey gelse de artık mesela 60 yaşın üstü politika yapmasa ne diyorsun bu konuda? Abi onu diyorum işte. Yani artık komik oluyor. Hı. Yani bak 60 yaşındaki bir adam beni yönetebilir. 60 yaşındaki bir adam Yaren'i yönetemez abi. Peki ben 60 yaşına gelince Flut TV'nin başından gideyim mi? Bence sen şimdi git. Bence Flut TV hiç olmasın zaten. <laughs> Fikirlerimi Hayır biliyorsun. ne yapacağız? Yok burası çok unik. Seyle geçineceğiz. Senin 60. Yaş... Neyle geçineceğiz. Sen <laughs> bununla geçinmediğin <zaman> sayesince <laughs> sen geçinemiyoruz. Sen bahçenin yaşına geldiğinde Bahçeli gibi bir adam olmayacaksın bence. Bahçeli gibi bir adam. Hmm. <laughs> Abi mutlaka çok saygı değer bir insandır ama hayatlarını devlet bahçeli tek onunla yani taş yerinde ağırdır hayatlarını sadece onunla Volkan Ertit e... geldi ee... Volkan hocam merhaba hocalarım günaydın, günaydın. nasılsınız o bir dakika ya günaydın insan bu saatte böyle bir yakışıklıkla böyle maalesef bir maalesef sesini kamera... duyamıyoruz bir saniye Volkan kusura bakma. İlker'in teknik sen konulardaki zayıflığını diyorum. biliyorsun abi. İyi diyorum. Bir şey ışıkta kötü. Siz beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. duyuyoruz ama şeyden duyuyoruz. Laptop'tan duyuyoruz. Evet maalesef laptop'tan duyuyoruz ama artık olacak. Ne haber Volkan? İyiyim teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Sekülerleştik mi abi? <laughs> yani e, öyle görünüyor ki Adıyaman sekülerleşme konusunda bayrağı kimseye bırakmamış. Evet. Bilmiyorum sonuçları gördünüz mü? Adıyaman abi Adıyaman'ın etrafında kırmızı hiçbir şey yok. Sen ne çabuk eve döndün ya? Eczaneye gidiyordun. E, hocam Adana zaten burası. Çok yakın bir yerde Eczane. <laughs> Altımız Eczane. Peki Volkan bekliyor muydun? E... Yok. Yok. <laughs> yok yani. <laughs> o duruş neydi abi o? <laughs> abi lütfen e... halkın nabzını biraz daha yakından tutarsak. <laughs> Yani e, İstanbul ve Ankara haricinde ülkenin geri kalanına dair herhangi bir fikrim, neyin ne olacağına dair bir fikrim yoktu. Ama kendimle ilgili bölümü söyleyeyim İlker Hocam. Ee, ülke sekülerleştiği için bu sonuçları almadık. Yani en azından ben öyle düşünmüyorum. Aa, öyle mi? Tabii ya tabii, İlker Aytürk, ülke dindarlaşıyor Ben nasıl yorumlamam lazım bu durumu? Evet. Ya şöyle, şimdi bu bilmiyorum gördünüz mü Yusuf Kaplan bir e, tweet atmış. İşte ben size defalarca söyledim ülke gün geçtikçe sekülerleşiyor. Bu seçimlerin sonucu da bununla ilgili diye buradan şunu anlıyoruz. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde, bu gibi Orta Doğu ülkelerinde devlet o kadar güçlü ki devletin yapıp ettiği her şeyin bizi çok sert bir şekilde etkilediğini düşünüyoruz. Yani. E, eğer halk dinlerleşmişse bu devlet sebebiyledir. Halk sekülerleştiyse bu devlet sebebiyledir. Halk sekülerse seküler lider seçer. Halk dinlerse dindar lider seçer. Yok öyle olmuyor. En azından sekülerleşme teorisi bunun üzerine kurdu değil. Çok yani basit niye kendi şey. teorini sen şimdi yıktın ben anlamıyorum ya. Yo, tam ben tersi hocam. Teoriyi savunuyordum aslında. Teoriyi savunuyordum. Şunu demek istiyorum. Ee, toplum bir tarafa giderken devlet başka bir tarafa gidebilir. Bu ikisi paralel gitmek zorunda değil. Bunu anlatmak istiyordum aslında. Ama bazen kesişebilir falan filan. Kesinlikle. İlker Hoca'nın programı, İlker Aytürk Hoca ile yaptığınız program çok güzeldi. Ama İlker Hoca'ya şey konusunda katılmıyorum demişti ya. Yani eğer bu çok başarılı bir teori olsaydı bunun siyasete yansımasını beklerdik. Buradan da şunu anlıyoruz. Bir kişi sekülerse CHP'ye oy verir. Bir kişi de sekülerse AK Parti'ye oy verir. Şimdi bu siyaset sosyolojisi açısından çok isabetli bir yorum olmayabilir. En azından Türkiye gerçekliğini yansıtmıyor olabilir. Ee, toplum oldukça sekülerleşirken seküler bir hayat tarzına sahipken farklı sebeplerle daha dindar partilere oy verebilir. Ya da tam tersi de olabilir. Ki İran'da olduğu gibi. O yüzden ben bu sonuçları eğer şey derseniz Türkiye sekülerleşti o yüzden etraf kırmızıya boyandı derseniz. Bu durumda başka birinin şey demesi gerekiyor. Nasıl oldu da 10 ay içerisinde sekülerleşti bu ülke <laughs> demesi gerekiyor? Sekülerleşme böyle bir şey mi? 10 ay içerisinde gerçekleşen <laughs> 10 ayda olmuş hocam çok güzel olmuş. <laughs> ya da işte eğer öyle derseniz örneğin 1999 yılında DSP birinci parti olduğu zaman Türkiye çok mu sekülerdi? Çok mu sekülerleşti toplum? O, o dönemde. O yüzden... Hocam hemen bak akademisyen ya hemen tadımızı kaçırdı ya. <laughs> Abi şey, e, ya, aslında şunu söyleyen birisine... en azından derdimi anlatabildiği, an, an, anlatabiliyorum öyle öyle. umarım. Yani, Doğru. Peki yani e, sevinmeyelim e, mi hocam? alttan gelen devletin nasıl yönetildiğinden, yani dindarlar tarafından... Hatırlarsanız İlker Hocam sizin programınızda şöyle bir cümle kurmuştum. 2001 yılında AK Parti yerine CHP de gelseydi, Saadet de gelseydi, o dönem ne varsa gelseydi, eğer bu internetleşme süreci, eğer bu işte batıya entegre olma, modernleşme süreci devam edecek olsaydı aynı süreci yaşayacaktı. AK Parti bu anlamda çok ilginç bir şeyi buldu elinde. Aynı dönemde internetle beraber, Facebook'ta, sosyal medya araçlarıyla beraber e, hayatımıza girince bir tarafta çok dindarlaşan bir devlet, diğer tarafta da çok hızlı bir şekilde sekülerleşen toplumla karşılaştık. Yani sizi hocam mutlu bu arada için söylüyorum son söz, sizi mutlu etmek için söylüyorum, siz ikinizi mutlu etmek için söylüyorum. Ee, bir sonraki seçimde eğer yeniden refah partisi iktidara gelirse, bu Türkiye'nin deseküler toplumun deseküler işte anlamına gelmeyecek. Onu bilin. Buradan anladığımız ne olursa olsun Volkan Ertit'in teorisi doğrulanamıyor ve yanlışlanamıyor. Bu <laughs> <laughs> Volkan hocam çok teşekkür ederiz. Bu saatte rahatsız ettik şu anlamda hayır bir de son şunu şu konuda fikrinizi alayım. Aslında birisi çıksa dese ki ya hepsini boş verin. Millet aç, mutfak, yemek vesaire bu sebeplerden insanlar can havliyle artık bütün akımlar, düşünsel yakınlıklar her şey bir tarafa bırakıldı. Can havliyle oy verdi deseler aslında diyecek de bir şeyimiz yok sanki. Tabii, yani bu biraz soru şey... muydu Mustafa Bey? Sanki <laughs> soru işareti hocam. Volkan bu numaraları yeme bunlar. Siz volkan. <laughs> siz de böyle düşünmüyor musunuz sanki? O ee, adı ne? Lika? Rupen. Yalnız hocam e, bir akademik sakalınızla, sakalınızla ilgili çok yorum var. Acaba CHP'nin gelişiyle mi ilgili diyorlar? Ee, ka ka ben sakalımı tamamen kestim bu uzamış evet. hali. bir ay önce kesmiştim. Ee, bakalım bir. Dön Hocam espri şey yaptıktan 6 saniye sonra <laughs> espri efekti yükleyen bir insanla karşı Peki Volkan anlamadım yani sevinmeyelim oğlum ne diyorsun? Yani Senin amacın eğer ne? Sekülerleşmek mi senin Yok mutluluydu? hayır ben seyircilere şey oluyorum. Yani iflid. ülkenin sekülerleştiğinden dolayı bu sonuçları aldık ibaresi Demeyelim. doğru bir ibare değil. Bu kadar. Ülke sekülerleşiyor mu? Hmm. Ülke sekülerleşiyor. Ama sekülerleştiğimiz için bu sonuçlar derseniz elimizde çok ham doğrulanması mümkün olmayan ve çok hızlı bir şekilde tam tersini iddia edilebileceği iddialarla baş başa kalırız. O yüzden Gerçek daha bir sosyolojik... bilim insanı olarak Volkan Bey bize ders verdi sayın seyirciler. <laughs> Estağfurullah. Yani daha sosyolojik açıklama yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii CHP'liler olarak buna sevinilmesi e, e, tamam daha ne zaman sevinecek? Yani... Peki Volkan şeye ne diyorsun? Benim sesim sana iyi geliyor değil mi? Geliyor, geliyor hocam bir önceki seçimde işte meşhur bizim yüzde 58 demişti Nevzat Hoca ben kesinlikle ben de öyle düşünüyorum demiştim dalga geçirmişti ya. Yani gerçekten aslında samimi olarak ben bir önceki seçimde böyle olacağını düşünüyordum. Yani dediğin mesele 10 ayda ne oldu da oldu? Hocam bunlar çok şey sorular. E, sert yani siyaset sosyolojisine hakim olanların cevaplaması gereken sorular. Yok şey, senin fikrini var. merak ediyoruz. E, ama ama ben biraz şeyi e, inanıyorum sanırım. Yani o oylamanın Erdoğan oylaması olmamasının e, bunda biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de diyorum ki aslında Erdoğan'a öneririm o e, bu seçimleri iptal edip İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak başlamasını ve kazanabileceğini hem, düşünüyorum. Hem o Abi hem yapar. de <gülüyor> <gülüyor> Mansur <laughs> Yavaş'la Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu aday olsaydı bu ikisinden biri aday olsaydı hocam. Çünkü şu anda on, onları konuşuyoruz. Biri yüzde 60 oy aldı, biri yüzde 52 oy aldı. E, bundan 10 ay önce e, Kılıçdaroğlu yerine bu ikisinden bir aday olsaydı belki daha farklı bir şey, belki o zaman Türkiye'nin çok sekülerleştiğini iddia edebilirdik çıkan sonuçlarla beraber. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Çok sıkıcı konuştuğumun farkındayım. Ay, çok iletişim vermediğimin de farkındayım. Affınıza sığınıyorum. Şimdi koşa koşa e, ayrılıyorum. Yani. Çok, koşa, çok kusura bakma eve. böyle çat diye aradık. Görüşmek güzel üzere. Musunuz? Sizleri görmek çok güzeldi. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bye, bye. Bye, bye. Evet sayın seyirciler. Fatih Altaysız show yavaş yavaş sona geliyor. Mustafa var mı? Eklemek istediğim bir şey. Fatih Altaylı uyuyor ona bakıyorum şu anda. <laughs> Nasıl sende var mı telefonu? Evet. <laughs> Ama bu show Fatih Altaysız. Lütfen kendisini aramayalım. Tamam hayır, <laughs> ona Fatih programımızın Fatih Altaysız demeyeceğiz ki. <laughs> Sizi bir program için rahatsız <laughs> Sizi... ediyoruz Fatih Bey. Evet. Sevgili arkadaşlar. Flu TV'nin yeni programı ama her hafta isim değiştirecek. Bugünkü ismi Fatih Altaysız Show'du. Bendeniz İlker Canikli değil yanımda Mustafa Seven. Son derece saçma fikirlerimizle sizi pazartesi sabahları rahatsız edeceğiz. Evet şimdilik pazartesi sabahları sonra salı çarşamba perşembe. Mustafa Seven her sabah olmasını istiyor ama her sabah böyle bir şey bulabilir miyiz bizi? Niye yapmıyor Her abi. sabah seçim kazanabilir miyiz Mustafa? O, abi konum yok Allah aşkına. Yani YouTube dediğin ne ki zaten? YouTube dediğin ne ki zaten? Görüşmek <laughs> üzere. YouTube dediğin ne ki zaten? YouTube dediğin ne ki zaten? Kazandı. YouTube dediğin ne ki zaten? YouTube.